Anayasa Mahkemesi'nin sözde öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili kısmı iptal kararı Türkiye'deki hukuksuzluğun ve keyfiliğin eğitim alanında da bir göstergesi, adeta bir izdüşümü niteliğindedir. Öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili kısmı iptal, gerçek bir meslek kanunu yolunu açmalıdır ve eğitmiş olarak biz buna hazır olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Sarayın talimatıyla bir dayatma şeklinde yaşamımıza geçirilen meslek kanunu ile ilgili yaptığımız bütün anketler, bütün çalışmalar öğretmenlerin %95'inden daha fazlasının, büyük bir çoğunluğun bu meslek kanunu kabul etmediğini göstermektedir. Öğretmenlik mesleğine adeta hakaret niteliğindeki sözde bu kanun bir dayatma ürünüdür. Yandaş sendikalarla birlikte işbirliği halinde hazırlanan, öğretmenin taleplerini yok sayan, öğretmenin gerçek anlamda haklarını, kazanımlarını sağlamadığı gibi de gasp etmeye yönelik bir meslek kanunuydu. İçerisindeki muğlak ifadelerin anayasaya aykırı olduğu açık ve netti. Ancak sürecin en başından bu yana bu mücadeleyi örgütleyen eğitimci olarak yetkilileri uyarmıştık. Bu süreçle ilgili eğer anayasaya aykırılıkları, eğitim bilimine aykırılıklarını görmezden gelirseniz ve çıkardığınız kanunla bunu uygulamaya çalışırsanız gelecekte yeni mağduriyetler yaratacaksınız diye uyarılarımızı yapmıştık. Geç gelen adaletin de adalet olmayacağını, tam anlamıyla adaleti sağlamayacağını defalarca ifade etmiştik. Eğer sürecin başında Milli Eğitim Bakanlığı ve yasa yapıcı Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkilileri eğitimin bileşenlerini, öğretmen örgütlerini dinlemiş olsaydı bugün bu kanunun Anayasa Mahkemesi'nin kararına hiç gerek kalmadan düzenlenmiş ve gerçek bir meslek kanunu var edebilmiş olacaktık. Ancak sürecin başında dinlenmediği için, hukuksuz ve keyfi şekilde hareket edildiği için bu meslek kanunu sonrasında kamudaki 1 milyon öğretmenin yarım milyonu bu sınavlara girerek ünvanları alıp ek ücretler aldı. Yarım milyon kadarı da bu sınavlara mesleğini hakaret olarak gördüğü için ya da bilimsel kriterlere dayanmayan bu kriterler kendisi için uygun olmadığı sebebiyle sınavlara giremediğinden dolayı bu ünvanları ve dolayısıyla ek ücretleri alamadı. Yüksek Mahkeme'de de özellikle şunun altını çizdik. Anayasaya aykırılığı açık ve net olan bu kanun, eğitim bilimlerine de aykırılığını burada belirtiyoruz. Ancak Yüksek Mahkeme burada çok önemli bir görev düşüyor. Maalesef ki Yüksek Mahkeme bunu görüşene kadar bununla ilgili sınav ve uygulamalar hayata geçti. Dolayısıyla bu sınavlara girenler kriterler sebebiyle bu ünvanları alanlar ve almayanlar oldu. Yani şu anda eğitimin içerisinde bir ikilik oluşmuş durumda. Bu sınavlara girerek ya da işte o nesnel olmayan kriterler sebebiyle ünvanları alanlar ve ek ücretleri alanlar olmuş, ancak alamayanlar olmuştur. Dolayısıyla eğitimde şu anda ikili bir yapılanma mevcuttur. O nedenle Yüksek Mahkeme'nin bu anayasaya aykırı olduğu açık olan ve eğitim bilimine aykırı da çok net olan bu kanunu iptal etmesi gereklidir. Ancak yalnızca iptal etmesi yetmez. Yasa koyucuya, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve bakanlığa ileride yeni mağduriyetler oluşmaması için ivedilikle düzenleme yapılması gerektiğini de altını çizmelidir. Çünkü şu anda kamuda 1 milyon öğretmenin yarım milyona yakını bu sınavın mesleğini hakaret olarak gördüğü için ya da objektif olmayan o kriterlere uygun olmadığı için sınava girmemiş ya da girememiştir. Yine özel sektörde çalışan 200 bine yakın öğretmenimiz bu imkanlardan yararlanamayacağı için yine sınava girmemiş ya da girememiştir. 100 bine yakın ücretli öğretmenimizi yine bu sınava girmemiş ya da girememiştir. Dolayısıyla şu anda bu sınava girmediği için, bu kriterlere uygun olmadığı için şu anda yarım milyondan fazla öğretmenimiz bu ünvanlardan ve ek ücretlerden mahrum kalmıştır. Dolayısıyla bir an önce bu meslek kanunu kısmi iptali yasa koyucuya ve Milli Eğitim Bakanlığı'na gerçek bir meslek kanunu yapmanın gerekliliğini göstermiştir. Bu meslek kanunu ile ilgili itirazın örgütleyicisi olan Eğitim İş'e bu süreçte gerçeği söylemediğini ve kamuoyunda aslında yanılttığını ifade eden ve bu işin faili olduğu ortaya çıkan sarı sendikalara ve iktidar mensuplarına da yargı kararları adeta ders niteliğindedir. Hukuksuzluğu tespit edilmiştir. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin öğretmenlik meslek kanunu tamamen iptal etmediğini de görüyoruz. Burada kısmi bir iptal olduğunu görüyoruz. Gerekçeleri de hep birlikte görmemiz lazım. Esası nasıl değerlendirdiğini görmemiz lazım ve gerekçeli kararını net bir şekilde kamuoyuyla paylaştıktan sonra daha sağlıklı değerlendirme yapılabileceği de açıktır.
Ancak mevcut haliyle zaten kısmi iptaller sebebiyle de bu kanun aslında yok hükmünde olmuştur. Şu anda bu kanuna göre herhangi bir uygulama yapmak mümkün değildir. Kanunun içerisinde 12 maddeden oluştuğunu görüyoruz. Sözde bir meslek kanunu olduğunu görüyoruz. Öğretmenin adının olduğu, kendisinin olmadığı, öğretmenin fikrinin alınmadığı, saraydan bir talimatla, bir dayatmayla adı öğretmenlik meslek kanunu olan ama özünde ne öğretmenin ne de mesleğinin olmadığı bir kanundan bahsediyoruz. 12 maddelik bu kanunun giriş, yürütme ve atıf maddelerini çıkardığımızda geriye zaten 3 madde kalıyordu. Bu 3 maddeyle ilgili de Anayasa Mahkemesi'nin kısmi iptal kararını görüyoruz. Dolayısıyla bu maddeye atıfta bulunarak hazırlanan yönetmelikle ilgili de bir iptal kararını görüyoruz. O nedenle şu anda mevcut duruma göre bu kanuna göre bir uygulama yapmak mümkün değildir. Ancak bu süreçte yine bu ucube sınav sistemiyle ilgili öğretmenlik mesleğine hakaret niteliğindeki bu yapıyla ilgili başvurular alınmış ve önümüzdeki süreçlerde ilgili Kasım ayı içerisinde bir sınav takvimi açıklanmıştır. Dolayısıyla bugün ekonomik olarak zor durumda olduğu için, mecbur kaldığı için bu sınavlara giren, mecbur kaldığı için bu unvanlarla ek ücretlerden yararlanmak durumunda kalan öğretmenlerimiz için de bir çözümün ivedilikle sağlanması gerekmektedir. Bugün kamuda 500.000'e yakın, özel sektörde 200.000'e yakın, yine her yıl devletin adeta bir istihdam politikası haline getirdiği 100.000'e yakın ücretli öğretmenimiz bugün aynı işi yaparken farklı ücretlerle maalesef ki kategorize edilmiş ve ayrıştırılmıştır bu sözde meslek kanununda. Bu sözde meslek kanununun artık geçerliliği kalmamıştır. Yüksek yargı da eğitim için en baştan bu yana itirazlarıyla adeta bu konuda kısmi de olsa örtüşmüştür. Dolayısıyla bu meslek kanununun bir an önce ortadan kalktığını görmek lazım. Bu meslek kanunu ile ilgili bir yamama ya da bunu kılıfına uydurma yoluna asla gidilmemeli. Bu meslek kanunun kısmi iptali gerçek bir meslek kanunu öğretmen örgütleriyle beraber eğitimin tüm bileşenleriyle birlikte hazırlamak gerektiğini ve tüm öğretmenlerin de bunu beklediğini görmek lazım. Bu konuda da eğitim iş olarak bizim göreve hazır olduğumuzun bir kez daha altını çiziyoruz. Sözde bir meslek kanunu öğretmenlere hiçbir yarar sağlamadığı gibi öğretmenlerin çalışma barışını bozmuştur. Bu meslek kanunu ile ilgili en önemli uyarılarımızdan biri de şuydu. Bu yalnızca öğretmenlerin çalışma barışını bozmakla kalmıyor, öğrenci ve veliyi de kategorize ediyor. Bu meslek kanunu bu haliyle kaldığında eğer yamanmaya çalışılır, kılıfına uydurmaya çalışılırsa eğitim barışı açısından yeniden aynı kaoslar devam edecektir. Bir okula gittiğinde velimiz öğrencisini dolayısıyla yaratılan bu algı sebebiyle baş öğretmen, uzman öğretmen, öğretmen hangisine vereceğiyle ilgili bir karmaşa yaşanacaktır. Öğrencilerimiz ve velilerimiz de ayrıştırmış olacaktır. O nedenle öğretmenin fikrinin olmadığı, öğretmeni ayrıştıran, öğrenci ve veliyi kategorize edilen bu meslek kanunu artık yok hükmündedir. Yasa yapıcıya ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bir görev düşmektedir. Daha önce yapmadığı, eğitim bileşenlerini dinlemediği, öğretmen örgütlerini dinlemediği bu süreçten ders çıkarıp UNESCO'nun öğretmenin statü tavsiye belgesinde de açıkça ifade edildiği üzere 1966'dan bu yana öğretmenlerin statü tavsiye belgesinde de açıkça yer aldığı üzere ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de kabul ettiği üzere öğretmen örgütlerini ve eğitim bileşenlerini sürece katarak nesnel, bilimsel kriterlerle birlikte öğretmenlik mesleğinin gelişimine de destek sağlanması da elzemdir. Bu mesleğin desteklenmesi, bu mesleğin gelişiminin önünün açılması muhakkaktır. Ancak anayasada da açıkça tarif edildiği üzere eşit işe eşit ücret ilkesi ve kıdem yılda burada dikkate alınmalıdır. Bugün oluşacak mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için baş öğretmenlik unvanını alan öğretmenlerde dikkate alınarak bugün maalesef öğretmenlerimizin tamamen yoksulluk sınırının altında bir ücret aldığını da gözeterek tüm öğretmenlerimizi öncelikle yoksulluk sınırının üzerinde ücrette eşitlemeli ve kıdem yılını esas alarak yine öğretmen örgütleri ve eğitim bileşenleriyle birlikte konuşarak ve tartışarak öğretmenlerin talepleri doğrultusunda gerçek bir meslek kanunu, gerçek bir hukuki düzenleme yapmak artık şarttır. AKP iktidarının birçok alanda sürdürdüğü hukuksuzluk ve keyfilik artık son bulmalıdır. Demokrasinin en temel öznesinin katılımcılık olduğunu unutulmamalıdır. Eğer bir öğretmenlik meslek kanunu konuşuyorsanız orada öğretmen örgütleri olmalı. Orada öğretmenlerin fikri olmalı. Öğretmenlerin talepleri olmalı. Öğretmenlerin taleplerini dikkate alan,
öğretmenlerin fikrini alan ve öğretmen örgütleriyle beraber eğitimin tüm bileşenleriyle birlikte yapılacak bir meslek kanununa eğitim işi olarak biz varız, hazırız. Anayasa Mahkemesi'nin kısmi iptalini tam olarak yeterli görmek mümkün değil. Ancak hukuksuzluğun tespiti açısından, sürecin baştan sona yanlış yürütüldüğünün tespiti açısından da çok önemli bir nottur. Bundan sonraki süreçlerde yasa yapıcının anayasaya aykırılıklarla ilgili ve demokratik kitle örgütlerinin buradaki talepleriyle ilgili daha özenli davranması, demokrasinin ayrılmaz parçası olan katılımcılık öznesini dikkate alarak süreci birlikte yürütmeyi burada kendisine bir ders olarak çıkarmalıdır. Hukuksuzluk ve keyfilik artık son bulmalıdır. Öğretmen örgütleri, eğitim bileşenleriyle birlikte eğitimin gerçekten niteliğini artıracak gerçek bir düzenlemenin yapılması elzemdir. Eğitim iş olarak biz varız, hazırız.